İstanbul'da dün gece Filistinli iş adamına yönelik suikast düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Filistinli iş adamına suikast düzenlendi. Saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde gece yarısı korkunç bir saldırı gerçekleşti. Park halindeki bir araçta Filistinli iş adamıyla arkadaşı ve koruması vardı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler araca yaklaştı. Susturucu takılan tabanca ateşlendi. Ard arda tetiğe basıldı. Filistinli iş adamı ve koruması ağır yaralandı. Saldırıda iş adamının arkadaşı hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede delil incelemesi yaptı. Çok sayıda boş mermi kovanı ve susturucu takılmış tabanca ele geçirildi. Silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Olayla ilgili bilgilerin paylaşıldığı açıklamada failin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili sıcak detayları arkadaşımız Çağdaş Evren Şenlik'ten alacağız. Çağdaş merhaba. Var mı konuyla ilgili yeni sıcak bilgi, netleşmeye başladı mı olay? Ekol TV olarak olayın perde arkasına ve detaylarına ulaştık. Hızlı bir şekilde o çarpıcı başlıkları sizlerle paylaşalım. Öncelikle saldırıyı gerçekleştiren bir kişi olduğu tespit edildi. Maskeli bir kişi olduğu tespit edildi. Her bir noktada arama çalışmaları devam ediyor. O saldırganın kullandığı silah Beretta el yapımı 7.65 mm olduğu da yine tespit edilen başlıklar arasında. Ve iki Filistinli'den bahsetmiştik. Bir de yanlarında bir koruma vardı. O korumanın emekli bir asker olduğu ve 3 gün önce de yanlarında işe başladığı bilgisine de ulaştık. Ve bu Filistinli kişilerin de yine İstanbul'da hem galericilik hem de emlak işleriyle uğraştığı bilgisi de var. İlk etapta soruşturmanın ilk etabında siyasi bir ize ulaşılamadı, ticari anlaşmazlık bilgisini aldık ve ticari anlaşmazlık neticesinde de bu olayın yaşandığı iddiası var. Elbette bir yandan da bunu araştırıyor olacağız. Emekli askerle devam edelim. Yanlarında koruma olarak 3 gün önce işe başlayan emekli asker saldırının gerçekleştiği sırada belindeki sarsılmaz adlı silahı çıkardı ve saldırgana 3 el ateş etti. Saldırgan elindeki silahı düşürdü. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Ve şunu da ifade etmekte fayda var. Filistinli oldukları ifade edilen o kişilerin aslında İsrail vatandaşlı Arap kökenli kişiler olduğu bilgisi de var. Hatta İsrail'in kuzeyinde bulunan Yasif kasabasında kütükleri olduğu bilgisine de ulaştık. Ve bir yandan da elbette 3 gün önce demiştik emekli asker yanlarında koruma olarak işe başlamıştı ama Kağıthane'ye gelmeden önce iddiaya göre Zeytinburnu'nda bir iş anlaşması için görüşme yaptılar. Ardından Kağıthane'ye geldiler ve saldırgan da adım adım bu izleri takip etti. Ardından Kağıthane'de park halindeki 34 plakalı araca belindeki susturuculu silahı çıkararak ateş etti. Yolcu koltuğunda oturan kişi arabadan çıkarak en yakın çiğ köfteciye sığındı. Saldırgan onu oraya kadar da takip etti ve silahı ardı ardına ateşledi. Olay yerinde 8 adet mermi kovanı bulundu. İlk etapta onu da aktarmış olalım ve bir yandan da elbette şunu ifade edelim. Yine olayın perde arkasına ulaştık ama soruşturma derinleşmiş durumda ve ilerleyen saatlerde yine bu soruşturmaya ilişkin yeni çarpıcı başlıkların ortaya çıkmasını da bekliyoruz. Bizler de elbette Ekol TV ekibi olarak bu olayı yakından takip ediyoruz. Toparlayacak olursak öncelikle her bir noktada saldırgan aranıyor. İlk etapta bir kişi olduğu tespit edildi ancak elbette organize bir olay mı? Bunun da emniyet bir yandan takibini sağlıyor. Hem terör şube hem organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri hem de asayiş olayı çok yönlü soruşturuyor. Bizler de elbette yeni gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Konuyla ilgili detayları Çağdaş Evren Şenlik aktardı.